Merhaba arkadaşlar. Derman Doğa'da kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere vücudunuzda biriken statik elektriği nasıl atarsınızla ilgili birkaç basit öneri sunacağız. Birisiyle tokalaşırken, kazağınızı çıkartırken veya arabanın kapısını açmak üzereyken çıt diye bir ses duyup elektrik akımını hissetmişsinizdir. Bu elektriklenme birçok insanın başına gelmektedir. Vücudunuza aşırı elektrik yüklenmesi bazen sinir bozucu boyutlarda olabilir. Eğer sürekli bu elektrik çarpmasına benzer durumu yaşıyorsanız, biraz sonra vereceğimiz birkaç basit öneriyle bundan kurtulabilirsiniz. Vücudumuz neden elektriklenir? Aslında bu soruyu sormak yanlış. Birçoğumuz vücudumuzun elektrik yüklenmesinin anormal olduğunu zannederiz. Fakat işin gerçeği şu ki, aslında insan vücudu da elektrik sayesinde çalışır. Elektriğe ihtiyaç duyan sadece evimizdeki televizyon veya buzdolabı değildir. İnsan vücudu da doğru bir şekilde fonksiyonlarını devam ettirmek için elektriğe ihtiyaç duyar. Biraz lisedeki biyoloji derslerini hatırlayalım. Sinir sistemimizin nöron adı verilen minik parçacıklardan oluşur. Beynimizde ve tüm vücudumuzda yer alan nöronlar birbirine bilgi iletir. Mesela bacağımızı sehpaya çarptığımızda nöronlar sayesinde bu çarpma bilgisi beyne gider ve beynimiz bu acıyı hissetmemizi sağlar. Bu nöronların çalışabilmesi için en gerekli şey de elektriktir. Elektrik üretimi ve akımı yeterli olmazsa felç olabilir, hatta yaşam fonksiyonlarımızı yitirebiliriz. Kalbimizin çarpmasından hücresel boyuttaki faaliyetlere kadar vücudumuzda olan biten her şey elektrik sayesinde olur. Yani vücudumuz doğal elektrik üretir ve bu gereklidir. Metal bir cisme dokunurken, birisiyle tokalaşırken veya giyinirken hissettiğimiz elektriklenme ise vücudumuzda fazla yüklenen elektriğin dışarı çıkma çabasıdır. Özellikle sürekli kapalı mekanlarda çalışanlarda ve çok fazla elektronik cihazla iç içe yaşayanlarda hem elektrik yükü artar hem de bunu boşaltmak zorlaşır. Üzerimizdeki fazla statik elektriği boşaltmak içinse bir takım yöntemler bulunuyor. Sadece elektrik mi? Etrafımızdaki elektronik eşyaların radyasyonuna da maruz kalıyoruz. Peki vücudumuzda biriken bu fazla elektriği nasıl atarız? En klasik ve annelerimizden en çok duyduğumuz yöntem toprağa basmak. Çıplak ayakla temiz bir toprağa basmak elektriğinizi alır. Duş alabilirsiniz. Duş almak da yine toprağa basmak gibi üzerimizdeki elektriği nötralize etmeye yarar. Gün içinde duş alamadığımız yerlerde ise ellerinizi sıkça yıkayın. Psikolojik durumları göz ardı etmeyin. Etrafınızda stres etkenlerini azaltmaya çalışın. Bu biraz zor biliyoruz ama mümkün olduğunca elektrikli cihazlardan uzak durmaya çalışın. En azından geceleri ve yatmaya yakın saatlerde evinizdeki modem gibi elektronik cihazları kapatmayı düşünebilirsiniz. Elektronik cihazların uyku düzenimizi nasıl etkilediğini isterseniz internetten araştırabilirsiniz. Antistatik el ve ayak bilekliği gibi ürünler kullanabilirsiniz. Tabanı lastik ayakkabı giymek de vücutta biriken statik elektriği atmak için iyi bir yöntemdir. Vücut enerjisini düzenleyen Reiki gibi meditasyonları öğrenerek vücudunuzdaki elektriği kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Negatif iyon yayan klima, saç kurutma makinesi gibi ev aletlerini tercih edin. Su kenarlarında ve şelalelerde doğal olarak üretilen negatif iyon kendinizi yenilenmiş ve rahatlatmış hissetmenizi sağlayabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.